Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 24. lema Tesettür Risalesinden 3. hikmet. Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, bir ailenin hayatının saadeti, koca ve karı mabeyninde hanım erkek arasındaki bir emniyet-i mukabele, mutekabile ve samimi bir hürmet ve muhabbetle devam eder. Yani İnsanın evi, yuvası küçük bir cennetidir. Bu aile hayatı samimi olarak karı koca arasındaki münasebet, diyalog, iletişim sağlam olursa o aile hayatı cennet misali bir hayat olur. Yoksa cehenneme döner. Nedir o? Karı koca arasındaki karşılıklı bir emniyet olması lazım. Birbirine güven olması lazım. Birbirine güvensiz, birbirinden şüpheci bir aile hayatında huzur olmayacağı malumdur. Güvensizlik bir ortam üzerine bir şirket kurulamaz. Fabrika bile bir imal edecek bir şeyi. Ortaklık güvensizlik içinde kurulamıyor. Aile hayatında ise bu fabrikadan daha ciddidir. İmal ettiğim, ortaya sunduğu yavrudur, çocuktur, insan neslidir. Dolayısıyla aile hayatındaki huzurun ancak karşılıklı emniyetle bir, samimi bir muhabbetle, üç, samimi bir hürmetle devam eder. Samimi bir hürmet, samimi bir muhabbet, samimi birbirine karşı hukukuna riayet ve emniyet etmek. Dışarıda hihihi, içinde Yani bakın, dışarıda eylem itibariyle muhabbet gösteriyor ama içinden hesaplı. Böyle bir hayat da zehir olur. Şimdi buraya kadar anlaştık mı? Bak, bir evde huzur olabilmesi için bir, karşılıklı emniyet olması lazım. Öyle mi? İki, samimi bir hürmet olması lazım. Samimi. Yapmacık değil. Samimi olması lazım. Üç, samimi bir muhabbet olması lazım. O aile hayatı cennet misali olsun. Tersini düşünelim. Bu ne demek olduğunu anlamak için. Karşılıklı emniyetsizlik var. Güven yok. Mesela acaba aldatıyor mu? Karşılıklı samimi bir muhabbet yok. Karşılıklı hürmet yok. Böyle bir aile nasıl bir ailedir? Arıda bile böyle değil. Arı kovanında bütün arı efradı arının anasına, yani petin anasına saygı duyar, samimi hürmet eder. Ne diyorsa yapıyor. Aile hayatının bu üç tane samimiyetiyle mümkündür güzel bir hayat için. Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar, o mutekabil hürmet ve muhabbeti de kırar. Tesettürsüzlük bu üç tane vasfın tarumar ediyor. Şimdi onu okuyacağım. Tesettürsüzlük nasıl karşılıklı güveni yıkıyor, nasıl samimi muhabbeti yıkıyor, nasıl karşılıklı hürmeti yıkıyor, onu okuyacağız. Çünkü açık saçıklı kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki
kocasından daha güzelini görmediğinden kendini ecnebiye sevdirmeye çalışmaz. Dokuzu kocasından daha iyisini görür. Şimdi hayal ediyoruz. Bir kadın evde pesbaye, yüzü başına, üstü başına dikkat etmiyor. Ama dışarıya sokağa çıkarken yarım saat aynanın karşısında bunu fark gören koca, ona benim yanımda bu şekilde üstü başına dikkat etmezken dışarıya çıkarken yarım saat bu kadar kendine meşgul olurken acaba o adamın kalbine ve vicdanına de gelmez mi ki sen kendini kime göstermeye, kime sevdirmeye çalışıyorsun? Esas kendini sevdirmeye çalışacak merci bendim. Bana kendini gösterecektin. Benim için, ben de senin için. Ama bakıyorum ki ben hiç kale almaz. Dışarıda ne derler diye giyiniyorsun, ne derler diye böyle tavırlar yapıyorsun. Ne derler diye yaşıyoruz. O zaman kendimizi ne zaman yaşayacağız? Hep ne derler diye yaşadık, ne derler diye giydik, ne derler diye yedik, ne derler diye yaptık, ettik, işledik. E peki biz miydik o? Biz yaptık ama başkasını yaşadık. Başkalarını memnun etmek için yaşadık. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar başkalarını memnun etmek için hayatımızı feda edeceğiz? Ne olur, nasıl bakarlar, ayıp olmaz mı demek başkasının isteğini yaşamaktır. Kendi isteğini yaşamıyor. Sıcak su veririz. Peki, açık saçık kılığına girip dışarıya çıkarken yarım saat aynanın karşısına düzenen bir kadın ancak 20 taneden bir tanesi kocasına kanaat eder. 19'u kocasından daha iyisini görür. Nefistir arkadaşım. Ben hanımımdan hanımımdan daha güzeli, daha şeyleri vardır. Eğer kendimi hanımıma kotlamasam, yani onun cazibesi, onun muhabbeti, onun samimiyeti, onun hürmeti beni kendisine bağlamasa, benim nazarımda 10 tane erkekten ancak bir tanesi bulunur ki karısına hası nazar etsin, hası fikretsin. Yani ona kanaat etsin. 9 tanesi yetmez. 20 kadından, kadınlar daha duygusaldır, hissidir. Açık saçık kılığına giren, süsleyip püsleyip dışarı çıkan kocasından 20 tane erkekten ancak bir tanesi çıkar ki benim kocam daha iyidir. Benim kocam daha şöyledir. Kocasına kanaat eder. 19'unun gözü dışarıda olur. Bunların numunelerini siz benden daha fazla duyuyorsunuz. Evli olduğu halde. Bunların numuneleri çoktur. Abi, o zaman ölçü nedir yani? Sen nasıl çıkacak bu bayan? Bir şekilde evdeki haliyle dışarı çıkamaz. Evet. Zarureti varsa nasıl çıkması gerekiyor o zaman? Şimdi herkes bir ölçü söylüyor. Ben desem ki şöyle yapın. Başkası dese ki böyle yapın. Ya arkadaş, ben insanım, sen de bir insansın. Ben nasıl seni görmek istiyorsam öyle istiyorum senden. Diyorum ki vicdanı bozuk, her türlü melanete giren, her türlü haram ve kebair irtikab eden adam kadının kapanmasını ister mi? Bakın, kadının açık saçıklığını isteyen kadınlar değildir. Bu tür rezil erkeklerdir. Kadın hürriyetini iddia edenler de yine onlardır. Çünkü kadın hürriyeti namı altında kadını köleleştirmek vardır. Arzusunda kullanmak vardır. Arzusunda kullanılmayan kadına köle diyor. Oysa benim kölem olacaksın demek istiyor. Ha şimdi sordu, yani nasıl peki örtünecek veya nasıl giyinecek? En iyi söz, kim seni yaratmışsa ona sor. Kim seni yaratmışsa senin ustan odur. Bu makineyi kim yapmışsa en iyi çalışmasını o bilir. Makineyi yapan adama, mühendise, ya arkadaş bu makine nasıl çalışacak, bunun kataloğu yok mudur diye sorduğun zaman o kataloğu senin eline verecektir. O mühendis, şimdi bizim
Kim hakkında konuşuyoruz? Bir insan. Bu insan hakkında çok yorumlar yapılmış. Kimileri şöyle demiş, kimileri böyle demiş. Yani ben de böyle dedim, ötekisi. Yani fazla mana ifade etmiyor. Çünkü değer yargısı bedeli yoktur. Ben bir şey söylerim, yaparsın cennetim yok. Dediğimi yapmasın cehennemim yok. Ama seni yapanın cenneti de var, cehennemi de var. O zaman onun dediğini yapmanın bir bedeli var, yapmamanın bir bedeli var. En iyisini onu dinlemek lazım. O ne diyorsa öyle giyinmek lazım. Ben de öyle giyinmeye çalışıyorum. Çünkü bu dünya sabit değil. Her an ölümünü düşünen çıkamaz öyle. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ekseru zikru hadimun lezzat. Bütün lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Ölüm var arkadaşlar, bu kesin. Ölüm izah edilememiş, çözülmemiş, çözümlenememiş. Ama o zaman bu ölüm var, başımıza gelecek. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. O zaman hayattan ziyade kabir bizde ne istiyor? Sorgulamak lazım, sormak lazım. Ne diyorsa. Çünkü bakın ben sana desem ki şöyle giyin. Cennetim yok ki mükafatını vereceğim. Adam birisi çıktı, bir sistem kurdu, rejim dendi, bilmem ne dendi, öğreti dedi. Şöyle giyeceksin. Onun cenneti varsa onun dediğini yapacaksın. Onun cehennemi varsa onun da onunkisine uyacaksın kardeş. Kim kime borçluysan, kime minnettarsan, kim hakimse, kim cennet cehennemin sahibiyse onun dediğini yapacaksın. Bunun başka şeyi yok. Çünkü bu köy kaç defa kabre insanı boşaltmış. Bak, açık saçık kılığına giren 10 kadından ancak bir tanesi bulunur ki kocasından daha güzelini görmediğinden kendini ecnebiye çalışmaz. Dışarıya çıkan o şekilde kendini o şekilde giyinen, süslenip püslenen şunu demek istiyor. Bakın bana, bakın hey hey, baksana ya, Allah Allah. Estağfurullah hocam, ya sen ne diyorsun ya, biz öyle der miyiz? Tamam da renk ve şekil göze hitap eder. Ses kulağa hitap eder. Tat da dile hitap eder. Koku burna hitap eder. Korku sürünüyoruz ki burnumuza hitap etsin. Şekilleniyoruz ki göze hitap etsin diye. Sen öyle düşünsen de düşünmesen de eylemin bu. Eylem bu yani. Artık sen diyebilir misin? Ben bu şekilde gezerim ama bana bakmayın. Ya nasıl ona palanga vuracağız, daha kendini palangalayamamışsın da insanın gözünü nasıl palanga kuracaksın? Yani düşünebiliyor musunuz ki açık saçık kılığına giren siz dahi olsanız bakmamaktan kendinizi zor almıyor musunuz? Zor almıyor muyum ben? Alıyor. Çoğu zaman düşmüyor muyuz? Düşüyoruz. Senin kolundaki hanıma da bir başkası bakıyor be kardeşim. O ne olacak kardeşim yani? Eskiyor mu yani gözüyle bakınca? Tam mesele yok zaten o zaman. Zaten eskimişsin zaten. Bitmiş yani. Vicdan boyutu bitmişse mesele yok zaten. Derdimiz o değil. Anladın mı? Bir tane söyle demişti. Hocam ne olacak diye. Ama yobazlığı gücüye düşünüyorsunuz diye. Baksana ne olacak kardeşim diyor ya. Acayip. Şey yapıyor. Almanya'da mesela. 12-13 yaşında kız geldi mi 18 en geç. Evi terk edip kendisine göre bir ev kuruyor, arkadaş kuruyor, arkadaş yaşıyorlar. 20 sene, ben Almanya'da bulunuyorum da, 20 sene beraber yaşıyorlar hocam, daha evliliğe karar vermedik. He vallahi hem billahi. 5 sene 10 sene, kusura bakmayın bunların içinde Türk de var. Alman gavuru değil. Hepsi o değil. Zaten o tamamen bitmiş. Yani gömlek ben o kadar çabuk değiştirmem. Erkek kız değiştirmeler. Benim gömlem gene bir hafta gidiyor yani. Maalesef hikaye anlatmıyorum. Çok bulunuyorum orada. Mesela geçen Türk aradı. 12 yaşında hocam diyor. Babam kız bana teklif etti diyor. Kızım ben gidiyorum diyor. Devlet de kirasını veriyor. Yardım da ediliyor. Ben gidiyorum hocam diyor, ne yapayım, nasıl davranayım?
Sen gemideki, limandaki baba olmasaydın, zamanda baba olsaydın, liman babası olmasaydın gemileri bağlardın. Çekip gitmiş. Arkadaşıyla gitti diyor. Bu da Samsunlu benim hemşerim. Yani hikaye değil bunlar. İşler açıcısı. Bu hale nasıl geldi? Bu hale ana baba getirdi. Ana baba zemin oldu, toprak oldu. Ya. Dokuzu kocasından daha iyisini görür. 20 adamdan ancak bir tanesi karısından daha güzelini görmüyor. Peki 20 tane insan şurada. Çıkalım. Senin hanımdan daha çeşitlileri var. 20 erkekten ancak bir erkek karısına kanaat eder. Yani benim hanım daha güzeldir. Gerek yok ya, niye arama şey yapacağım. Gözüyle dahi olsa. 19'u gözü ve tamahı arzusu kayar. Keşke der. Bunların zemini oluyor. Peki böyle bir halet, böyle bir ruh karşılıklı emniyeti sağlar mı? Emniyete darbe vurmaz mı? Hürmete, saygıya, kanaata, birbirinin için var olmaya duyguların en büyük tahripçi değil midir? Bir kere benim hanım bu şekilde çıkması halinde beni rahatsız etmiyorsa ben zaten rahatsızım. O vakit o samimi muhabbet ve hürmeti mutekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve gayet alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Bak ne oluyor? Her türlü haramlara giren, haram latifesi, haram kavramı dejenere olmuş, vicdanı rahatsız olmayan insan bak ne oluyor? Bakın her türlü, her çeşit harama girip, haramlar normal sıradan gündelik hayat gibi olan insanın da vicdanında haram kavramı kalkınca şu oluyor. Diyor ki, o vakit o samimi muhabbet ve mütekabile gitmekle beraber gayet çirkin ve alçakça bir his uyandırmaya sebebiyet verebilir. Şöyle ki, insan hemşire müsüllü namahremlere karşı fıtraten şeyvani his taşımaz, taşıyamıyor. Çünkü mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetiyle şefkat ve muhabbet-i meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsani şeyvani temalatı kırar. Fakat bacaklar gibi şer'an mahremlere de göstermek caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyarmasına sebebiyet verebilir. Şimdi soruyor. Aklınız var, aklınıza hitap ediyorum. Burada hepimiz kafalarımızı kessek. Bu Osmaniye'de, Tahtakale, Toprakkale'de bütün insanların kafası koysak. Biz girdik bu içeriye, yani insanların kafaları sergileniyor. İkinci bir kafa aklımız olsa, biz tanıdığımız simaları kafasından tanır mıyız kafaları? Tabii, aa, bu hocamdır, bu Adem hocamdır, bu kardeşimdir, şudur, şudur, tanırız. Kafamızı kaldıralım, kollarımızı koyalım. Kollarımızla bizim kardeş olduğunu tanır mıyız? Zor, kendini bile zor tanırsın. Kendi elini bile zor tanırsın. Değil mi? Bacakları koyalım bacağımızı. Tanıyamayız. Ancak insanı tarif eden simadır. Sima da bazı duyguların uyanmasına, bazı duyguların uyanmasına, bazı duyguların da kapanmasına vesile oluyor. Bak şimdi. Annemin kafasını bütün kadınların içine koysam kafalar. Ben bütün kadınların içinde kafamı, annemin kafasını tanır. Ama annemin bir bacağını başka diğer kadınların yanında konsa tanıyamam. Tanır mısınız siz de? Tanıyamazsınız. O zaman insanın siması mahremiyetten haber veriyor. Bu bacındır. Bu teyzendir.
bu halandır diyen simadır. Kolu bacağı değil. Kafasının dışında hiçbir organ bu teyzendir duygusu vermez. Bu bacındır duygusunu uyandırmaz. Tamam. O zaman madem mahremiyet ancak sima verir, simanın dışındaki her organ diğer kadınlarla eşittir. Aynıdır. Onlar sergilense farkı fark edemez. Çünkü mahremiyetten haber verecek bir alamet yoktur. O zaman eğer bir erkek, veya bir kadın bu şekilde hassasiyeti, din vicdan hassasiyeti kırılmış, dimura uğramışsa, evde de kafa hariç diğer sessiz olun hanımlar, sessiz, devde de eğer üstü başına dikkat etmiyorsa zaten vicdanı ve hassasiyeti, namus duyguları tarumar olmuş bir insan, sima hariç diğer organları onun süfli duygusunu uyandırır. Süfli duygularının uyanmasına vesile olur. Onun için o kapanması gereken yerlerini sırf namahreme değil, mahremine de, mesela bir abla veya kız kardeş veya işte halası, teyzesi, annesi dahi oğluna karşı o organlarını kapatması lazım. Çünkü o organ mahrem değil. Çünkü mahremiyette haber vermiyor, alamet yok, namahrem gibi özelliğe sahip. Sima hariç. Sima mahremiyette haber veriyor, senin bacındır. Ama başka bir organı bacımın alameti yoktur. Dolayısıyla süfli heves sahibi kendisini her türlü kepazelikle ölçüsü haddi hududu kalmayan insanlar için korkunç hissin uyanmasına vesile oluyor. Vesile olur. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir. Yani anamın siması, sureti, kafası mahremiyetten haber verir. Bu anandır. Verir. Namahreme benzemez. Annem başkasına benzemez. Bacım başkasına benzemez. Fakat mesela açık bacak mahremin gayrili musavidir. Yani anamın bacağı ile başka bir kadının bacağı aynıdır. Mahremiyette haber verecek hiçbir alameti farikası yoktur. Mahremiyette haber verecek bir alameti farikası olmadığından hayvani bir nazar hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle tuhaf tuhaf, acayip acayip, abuk subuk hislerin çıkmasına vesile olunmuş, olunuyor. Ve bunların numunelerini çok toplumda duyuyoruz. Maalesef duyuyoruz. Onlar hep başkaları. Hep evimizin, köyümüzün dışına atıyoruz. Maalesef. Ama maalesef diyor. Böyle nazar ise tüyleri ürpettirecek bir sukutu insaniyettir. O zaman bunlara zemin hazırlamamak lazım. İffetimizi, namusumuzu, şahsiyetimizi, kimliğimizi, kişiliğimiz nasıl korunması gerektiğini insanın kataloğu olan kitaba, Kur'an'a sormak lazım. İnsanın kimliği, kişiliği nasıl korunuyor? Haddi hududu nedir? Nereden başlar, nereye gidiyor? Ama bak, dersin başında dediğim gibi herkese göre bir ölçü var. Hepsi de ayranım ekşidir demiyor. Hak benim diyor. Ama sorguladığımız zaman hak ancak seni yapanındır. Senin motorunu, duygularını, hislerini, latifelerini, ruhunu yapan, o ruh nerede mutesir olur? O ruh nereden rahatsız olur? O ruhun rahatı nedir, nasıl olmalıdır şartlarında? O söylemiştir. Ya arkadaş, bir saatim ile kataloğu var ya. Senin kataloğun yok mu? Adam saatini tamir edeceksin,
Kamyonun kataloğuyla. La kamyonun kataloğuyla sağ tamir olur mu ya? Aynı bunun gibi insanın ruhunu kendisinin ruhundan haberi olmayan adamlara kendimizi teslim ediyoruz. Efendim nasıl giymem lazım? Şöyle, tamam efendim. Nasıl yemem lazım? Tamam efendim. Ya arkadaş, böyle olur mu ya? Yani kime ne soracağımızı iyi bileceğiz ya. Kasaba gidip de, arkadaş sen çok hayvan kestin, benim menisküsüm ayağımda sorun var, beni bir ameliyat et denilir mi ya? Niye? Ya sen çok hayvan kestin ya, çok iyi bilirsin kesmeyi. La kardeşim, yani kimde ne isteyeceğimizi niye bilmiyoruz ya? Bakkalcıya gittin bakkala, bana bir kilo et ver. Allah Allah. Fırına gittin, et ver desen olur mu? Marangoza gidiyorsun, et istiyorsun. Elma istiyorsun, bana bir kilo elma ver. Ulan marangoz burası. Ne der biliyor musun sana? Altına bir sandalye verirler. Otur buraya, tamam sana elma geliyor. Hemen 155'e telefon ederler, o akıl hastanesine götürün. Emniyeti haber ederler ya. Bir manyak birisi geldi, marangozdan et istiyor. O zaman kime ne soracağız? Kime göre giyineceğiz? O insanı en güzel yapan, kendisine en güzel yakışanı ifade edip, tertipleyip, kitabında yazan zata aittir. Onun için dikkat etmek lazım, süfli hislerin uyanmasına vesile olmamak gerekiyor. Hadi dışarıda bunlar zaten, ama evde de bunlar uyanıyor. Sevgili kardeşim, kaç sene yaşayacağız? Bugün kendi bir defterime şöyle bir şey yazdım. Nasıl ölmek istiyorsun? Kendime soru sordum. Ve nerede ölmek istiyorsun? Kimin yanında diye soru sordum. Kendi defterimde yazıyor. Nasıl ölmek istiyorsun? Aynı son yazım bu Cevdet. Mesela eğer şimdi kırkan giderken, eğer ahirete geçersem son yazım o. Nasıl ölmek istiyorsun? Nerede ve kimin yanında ölmek isterdin? Ulan hiç düşünmedim ya. Hakikaten nerede ölmek isterdim dedim ya. Düşündüm. Ulan namazda ölseydim iyi olurdu dedim ya. Ya tam secdedeyken gitsem iyi olur. Nerede? Kimin yanında? Kabe'de. He? Kabe'de. Kabe'de böyle. Ve onlar pek elime geçmez diye. Gerçi şey yapılmaz ama elime geçmez diye imamlık yaparken dedim. Namaz kıldırırken Allahu Ekber. Secdeye gittik. Cemaat bekliyor, hoca kalkacak. Öyle geçmiş. Ne kadar hoş olurdu dedim ya. Niye olmasın dedim. Niye Allah vermesin ki? Allah'ın gücünde ne eksik? Ama isteyecek yüz olması lazım. İşte sevgili arkadaşım, kim yanında nasıl yaşarsak, nasıl ömrümüzü orada telef edersek o tipten gideriz. Allah muhafaza etsin. Allah yardımcımız olsun. Bu manalar tabii bir sohbetle 15-20 dakika telkinle olmaz. Çünkü 20 seneden beri, 15 seneden beri, 30 seneden beri devamlı niniyle büyütüldük. Tahrip gördük. Televizyonlar hep kanalizasyon gibi hep pislik akıttı bize. Okulda da öyle yaptılar. Vesaire. Dolayısıyla ruhumuzdaki hassasiyet bu dersi bile intikal etmek, bu derse kıymet vermek bile veremiyoruz. Yani ruhumuz bayağı zor durumda. Zorlanmış. O zaman ne yapmak lazım? Derslere gitmek lazım. Nasıl örtünmek istiyorsun sen? Örtündüğünü söylemiyorum. Nasıl olmak isterdin? Ama öyle değilsin. Olsun. Ne yapacaksın? Nasıl olduğunu değil, nasıl olmak istiyordun? He? O tipte olanların yanına git. Nasıl örtünmek istiyorsan onların yanına gide, sohbetlerde buluna, senin ruhunda da o çekirdek büyür. Yani sönmüş ateşin üzerine kül bağlar. Ama sen öfleyince küçük ateş, küçük kağıtlarla o alev tekrar canlanır. Onun için bir de söylüyorum, İmam-ı Rabbani'nin sözüdür. Diyor ki, efendim nasıl kurtulmak istiyorum, nasıl kendim istediğim gibi yaşarım? O zaman da dertmiş demek ki. Kendimi kendim ne zaman yaşarım? Kendisini kendisi olarak yaşayanların yanına git. Kurtulmak istiyorsan kurtulanlarla beraber ol. Nasıl örtünmek istiyorsun ruhunda aklında var? O tip giyinenlerle beraber otur kalk, o özelliğin gelişir. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyle arkadaşını, söyleyin kim olduğunu. Başka rivayette kişi arkadaşının, dostunun dini üzerinedir.
Yani mutlaka etkilenirsin. Sanki Karadeniz'in suyu yumuşaktır ama kayaları serttir. Ama su onu oyuyor. Dalga vura vura, vura vura, vura vura oyduğu gibi. İnsan da sohbeti gide gide, gide gide, gide gide o ruhunda menfez açar. Bu manalar kalbe çok yakındır. Kalp çok sever bunları. Bunları dinleye dinleye, dinleye dinleye, okuya okuya, okuya okuya o gelişir ve o sönmek üzere olan köz alev alır. Bu sefer güçlü bir alev olur ve yemeğini de pişirir. Daha önce sönmeye mahkum iken şimdi evi de ısındırır, yemeği de pişirir. O zaman onlarla beraber olmak lazım. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı üzerimize olsun. Soru var. Evet. Tesettür hakkında. Sor. Tesettür kiyen insan hislerini, duygularını, tesettür hisleri, duyguları nasıl kör ediyor? Çünkü bakıyorsun ki tesettür olmayan bir insan çok tesettürlerden de iyi olabilir. Evet. Şimdi tesettürün avantaj tarafı nedir? Şimdi insan kendisini ne kadar iyi tanırsa yapılan muameleleri daha iyi yorumlar. Yani yapılan muamele neye karşılık gelir, neyi tahrip eder? Şimdi Cevdet şunu sordu. Dedi ki, tesettür yani avantajı, dezavantajı yani ne getirir? Öyle insanlar biliyoruz ki tesettürlü ama rezil. Öyle tesettürsüz ama hakikaten ayalı, doğru. Doğru tarafı da var. Ama tabii kaide, umumiyetle öyle değil tabii. İstisnalar oluyor. Ama şöyle arkadaşım, insan kendisini ne kadar yorumlar, bilgisi olursa kendisi hakkında, onun hakkında yapılan muameleleri o kadar değer verir. Bir daha söylüyorum, ciddi bir şey söylüyorum. İnsan kendisini ne kadar tanır, ne kadar kendi içsel ruhunu fark ederse, ona teklif edilen hareketlere o kadar değer verir veya reddeder. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğe toprak nasılsa, çekirdeğe su nasılsa, çekirdeğe hava nasılsa, insanın da tesettürü böyledir. Toprakla çekirdeği örtmeseniz, içi dışarıyasına çıkamaz. Ne kadar ne yaparsanız yapın. Demek ki toprağın içini dışarıya eden üzerindeki topraktır. Peki çekirdeğin üzerindeki toprak onu çıkartıyor. Yani uygularsam insan bir çekirdeğe benzer. Güneş imana benzer. Tamam mı? Su İslamiyete benzer. Toprak ubudiyete benzer. Muamele, kimyevi muamele ona yapılması gereken davranış biçimlerini anlatan Kur'an'a benzer. O zaman tesettür bazı duygularımızın inkişafına toprak olur. İnkişaf eder, neşu nema bulur. Hayasızlık yani hayasızlık dediğimiz utanmaz duruma gelmek küçüklükten beri gelişir. O da haya dersini ve giysisini ve yaşantısı olmayınca haya duygumuz gelişmez. Haya bir duygudur, haya bir çekirdektir. Şartları bulursa gelişir. Mesela hayayı şöyle anlatayım. Bir ömrü tesettürle geçen kadına. Mesela Hüseyin kardeşim karşımda. Annesine desek ki sen Osmaniye'yi açılama, utanma. Mümkünatı var mı? Açılabilir. Zorla elini kolunu bağlayıp yapabilirsiniz. Ama suratındaki kızarıklığı yok edemez. O da sende. Çünkü utanma haya suratta belli olur. Onun için bir insan bu haya, haya duygusu diğer duygular gibi şartlarında gelişir. İlim değildir. İlim bilgidir. Yaşandıkça ilim olur. İlim yaşanmasa malum olur. Bildin. Teyp kasidi gibi. Eğer o bilgiyi yaşarsan, ubudiyet toprağına ekersen, İslamiyet suyuyla suylar, güneşte ışık verirsen,
ubudiyet toprağı altına da koyarsan o çekirdek geniş aleme inkişaf eder. Haya bizim ulvi duygularımızın zeminidir aynı zamanda. Ha, diğerleri nedir? Diğerleri de örnekleri vardır maalesef. O da ya örften, ya anneanneden, ya töreden, ya bölgesel bir giysi olduğundan giyiniyor. Ama ruhunda direnç var. Ruhunda onu kabullenmemiş. Tesettürle ruhu zıt. Ama babası ama çevresinin şeyiyle örtülmüş ise gene topluma şu karı var. Günah kazandırmıyor. Günah da kazanmıyor. Böyle dahi olsa. Bakın mesela bir başkası bakıp da başkasına günah yazılmıyor. Kendisi de günah kazanamıyor. Ama en güzel tesettür ruha yapılan haya tesettürüdür. Elbiseler bizim hayamızı genişletiyor. Hayamız da ruhumuzun tesettürü oluyor. Haya bir duygudur. Çok günahlardan insanı alıkoyar. Ha, eğer isteksiz dahi giyse, isteksiz dahi olsa bu karı var. O duygular gelişir. Mesela küçük çocukların, Peygamberimiz Aleyhisselam büyük çocukların haya yerleri büyükler gibidir. Örtün ki hayası gelişsin. Bu boya küpü değil ki. Mesela tersini söyleyeyim şimdi Hüseyin annesinden. Bir hayalı, hayasız kadın, perde kadını düşünelim. Ya sen örtün ama bir utan. Örtünür film icabı ama utanmayı yapamaz. Utanmak ruhsal bir haldir. Ruhsal bir sıfattır. Ruhu ölmüş bir insan utanma denilen ulvi bir duyguyu bilmez ki. Nereden bilecek? Ben sizden bal bahsediyorum. Bal şöyledir, bal böyledir, bal şöyledir. Balı bildiniz. Tatmadıkça onun lezzetini alamazsınız. Örtünmekten utanıyor abi. Efendim? Bazısı örtünmekten utanıyor. Tabii örtünmekten niçin utansın? Oysa en iyi utanılacak yer Allah'tır. Meleklerdir, ruhaniyattır, ehli ilim, kamil, ulemadır, evliyalardır seni. Onlar seyrediyor. Ondan utanmak lazım. Oysa toplumdan utanan genç kızlarda şu oluyor. Ne derler? Nasıl bakarlar? Benim örneğim azdır. O zaman bu insan, bu genç kardeşim çevreyi ölçü yapmış. Ne derler diye giyinirsek, ne derler diye yersek, içersek, araba alırsak biz başkasını yaşıyoruz. Farkında değiliz. Hür değiliz. İstediğim gibi giyinemiyorum. Şöyle bir düşün. Bu Say Höyük köyünde hiç kimse yok. Tek başına yaşasan acaba nasıl giyinirdin? Şu andan için farklı giyiniyorsun çünkü insanların nazarı var. Ha, demek ki senin giymene, yaşantına insanların tesiri var. Boşalttın köyü, farklı giyiniyorsun, farklı iş yapıyorsun. Ha, o zaman bu ulvi duygularımızın toprağı, suyu, güneşi Allah'ın ubudiyet dediği, şunu yapın, şunu yapmayın dediğidir. Peki öyle olduğunu nereden biliyoruz? Soruyu ben şey yapayım. Allah'ın yasakladığı hayatı yaşayanların sergilemiş olduğu hayatları ortada. Allah'ın emrettiği hayatı yaşayanların sergilemiş olduğu hayat ortada. Artık bu neticeyi gördükten sonra şüphe edilmez. Niye? Ben diyorum ki şu ağaç armuttur ve ölmemiş tarladaki. Sen diyorsun ki hayır bu eriktir, ölüdür. İhtilaf ettik, kavga ettik. Dur bakalım. Baharı bekleyelim, baharı. Bir baktık, aa canlandı erik. Hem canlandı hem erik şeyi. Artık bu armut olur mu? Artık çiçek açtıktan sonra bu ölü denilir mi? İşte bir davanın, ideolojinin, iddianın doğru olup olmadığını en güzel belirleyen onun neticeleridir. Tesettürsüzlük hayata ne katıyor? Topluma ne katkı katmış? Tesettür ne katıyor? Tesettürsüzlükle insanların başına neler geliyor, neler yapılmış, nelere itilmiş, kakılmış, kimler kullanıyor ve önemlisi de kim istiyor bunu? Dikkat et, bunu senin bu halde gezmeni kim istiyor? Niçin orduda bir paşa öyle yapmış? 98'de bir tanıdığım zorlamış, kapıda artık karısı, artık adam ya istifa edecek. Karısıyla girince bizzat kendisi söyledi.
Dedi ki ordu evine girirken karımı açtım ve ilk defa giriyorum. Oranın komutanı demiş ki, malum bir adam. Demiş, haf be demiş ya, böyle olacak demiş. Bu kadar biz, güzel bir kadından bizim gözümüz mahrum etti senelerce. Ve böyle emekli olacaktım diyor ya. Bak böyle bir güzel kadını görmeden ben gidecektim. O anda hem onu hem kendimi öldüresim geldi ama hanım benim kolumu tuttu diyor. Bakın kim istiyor ve kim bunu ideolojisini yapmış? Adamın dini olmuş. Yani bununla savaş vermiş. Bir başörtü hakkında kelleler verilmiş. Maraş'ta savaşın patlamasına vesile olmuş. Adam bunu bez parçası nedir canım deyip de şapka için 4 milyon insan gitmiş. Dersin faciası olmuş. Evet bir semboldür, simgedir ama bir ideoloji, bir öğreti, bir dini taşıyor, ifade ediyor. Ruhsal bir boyutun ifadesidir. Bayraktır. Ne olacak canım? Efendim Türk bayrağı İsrail'de yakılsa ne olacak? Ya kumaş onların, boya onların. Hayır. Bezdir ama ruhu biziz. Başörtüsünde ruhu Kur'an'dır. Bakın bir başörtüye bez parçası. Bana sormuşlardı hocam Müslümanlar ne kadar bağnaz. Bir bez parçasına bu kadar ısrar ediyor. Ya hakikaten hocam diyor ya ne gerek var diyor bu kadar ısrar etmek diyor yani böyle. Bu kadar bağnazlık mı olur? Dedim hadi diyelim Müslümanlar bağnaz, cahil. Peki sen ısrar etmekteki inadın ne peki? Hadi o cahillikten, bağnazlığından inat etti, cehaletinden. Sen de hayra ısrar etmen nereden geliyor? Benim ideolojimden geliyordu hocam diyor. Bakın dikkat edin. Rejim elden gidiyordu. Ulan başörtüyle ne alakası var? Çok alakası var. Onlar biliyor bu ne demektir ama benim Müslümanım bilmiyor. Onlar ne ifade ettiğini bunun çok iyi farkındalar. Senelerden beri onun kavgası verilmedi mi? Hala Türkiye durulmadı değil mi? Tunus'ta olaylar var değil mi? Biliyor muydun sokakta evin dışında başörtü yasak 23 sene. Başörtü takamazsın. Bu kadar bez parçası ne evleti var diye niye Fransa, İsveç ayakta? Demek ki bir semboldur, bir ruhtur, bir ideolojidir, bir öğretirdir, bir davadır, bir idealistiktir, bir hedefi simgeler. Benim hedefim var demek istiyorsun. Benim bir gayem var. Sizin pesbaye rezil duygularınızın ayakları altında alet olacak değilim. Beni yaratan zatın muhatabıyım demektir, haykırmaktır, şamar çakmaktır. İddia etmektir. Bu bir iddiadır, bir davadır, bir ideolojinin simgesidir. Nasıl ki Allah Resulü savaşa giderken ordusunun başındaki sancağı, ordunun ortasındaki sancak rengi, ordunun sonundaki sancak rengi farklıydı. Ordunun ortasında kırmızı, ne yapalım beyaz koy. Hayır, beyaz olmaz, barıştır. Orta durudur. Arkada güven için yeşildir. Ama savaş bittikten sonra siyah ve beyaz asılır şeylere. Niye siyah örtüdür Kabe'nin örtüsü? Örtüsüz olmaz mı? Olmaz. O bir semboldür. Tavaf semboldür, simgedir. Bir manayı ifade ediyor. Şimdi onları anlatacak değilim. En azından bu sembolün, bu davanın, bunların simgenin ne olduğunu muhalif olanların ısrarına bakın. Rejim yapmışlar ya, rejim. Rejim meselesidir diyor. Bakın, hadi ne alakası var kardeşim ya? Bez parçası. Hani bana sormuştun, Müslümanlar ne bağnaz, ısrarcı böyle. Peki, hadi bağnaz, cahil, cahilliğine verelim. Niye cahilliğine vermiyorsun da sen ısrar ediyorsun? Peki, İsrail, Yahudi, din adamları olan hahamlara sorun. Foteri niye takıyorsun? Foteri sağlayın. Foter nedir? Simgedir. Semboldur. Hahamın simgesidir. Sarı takke simge olduğu gibi. Sarı takan ben Müslümanım diyor. Gidin Fransız'a ve Bulgar'a sorun. Sarı tak bakayım. Ne der? Der ki canımı alsam bile ben bunu takmam der. Bizans ne demişti? Biz Bizans'ın zünnü altında ezilmektense Osmanlı'nın sarığını sararız. Yani riyaseti altına gireriz.
Sarık riyasettir. Bak çok iyi biliyor. Bakın adamlar küfür nasıl ittifak etmiş. Bu öyle bir iddiadır ki senin bu halin. Kainat alakadar, kainat. O kainat alakadar eden namazlar şartlardandır. O ciddi bütün kainatın bütünleyen, bütün fert fert olan manaları ceme getiren namazın şartlarındandır. O kadar mühimdir. Var başka soru? Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatiha temas selavat. Allah'a